Dün gelinim ateş gibiydi vallahi, hiç servisi geciktirmedi. Öyle yani, gördünüz değil mi dün benimkini? Efendim, fırıl fırıl döndü etrafımızda. Önce tabakları al, sonra servislerini getir. Tamam, aynen. Peki. Unuttun kızım, benim yani çorbam burada ekşidi yani. Servisi şey, menüsü kalabalıktı ama öyle uğraştırıcı bir şey çok, başında aman aman harcadığı bir şeyini görmedim yani. Hani çok zamanla alacak bir şeysi yoktu, her şey hazırdı. El emeği olan bir şey yoktu. Bakayım, kıyafeti seyircilerimiz göremiyorlar. Yerlerde çok güzel bahar esintileri. Evet. Kayınvalideler güzel giyinmişler ama. Hepsi şık, güzel giyinimli yani. Kalkayım mı yani? Yaz esintisi. Yuh. Böyle mi? Hayır, güzelmiş çiçekleri. Beğendiniz mi yani? Çok güzel, topuzda. Kalkıp da dönsün şöyle bakalım. Sizin, yok yok, dönmesin. Sizin yanınızda yani çirkin kalabilirim ama yani yanada diğer. Estağfurullah. Aa, daha neler canım, hepiniz çok yani hoşsunuz. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi bugünkü kıyafeti? Güzel. Düğün kıyafeti demeyeceksiniz evet, artık. Evet, bugünkü mor ve çiçekler. Yaz konsepti. Evet, yaz konsepti. Aynen. Masamıza da uymuş evet. Morlarımız var. Güzel, bence şık. Güzel giyinmişler. Gayet kayınvalideler şıkır şıkırlar. Benim masama da yakıştılar yani, cidden kayınvalideler. Şimdi temizlik yapalım. Evet, ben özellikle şeyin yanında bildiğim için hanımefendinin yanında oturacak çiçeklerle oturdum evet, ki. Evet, giymem gerekiyor. Ne güzel, bak ben beyaz ya. Giymiştim, siz yani, güzel. Kalk, kalk. Güzelliği bana yansıtıyor. Bir kalkın bakalım isterseniz. Oo, saç gene burada. Aa, bir saniye, bu tarafa bir dönebilir misiniz? Tokayı görmemiştim, pardon. Taşlı tuşlu, gene bir taş tuşumuz var. Çok hoş, çok hoş, maşallah. Çok şıksın, çok beğendim hayatım. Teşekkür, çok güzelsin. Teşekkür ederim, iyi ki beğendin ha bugün. Düğüne girmedin. Bugün gerçekten de mor renklileri seviyorum ben. Düğün değil değil mi? Bu da düğüne gider canım. Abiye, bitçe abiye bu işte. Bu da düğüne abiye mi? Aynen, bu abiye, abiye tabii ki. Yok be. Bu yaz düğününe yaz gider. Düğününe uzun ya gider. Ama çok abiye değil bu. Bunun uzunluğu ama nedeni var. Abiyeyi de anlatıyor. Bir saniye. Öyle değil mi? Nedeni varmış bunun uzunluğu. Bunun uzunluğu nedeni var. Neden? Ben şimdi şey giydim. Topuğu biraz küçük giydim. Ben bunun topuğu böyle büyüktü. 20 santim olur. Çok büyük topuğuydu. Bu beni kaldırıyor yani. Çorbam güzel oldu ama niye beğenmediklerini anlamadım. Gerçekten de yok, mevsimi değil. Yok şöyle değil, yok böyle değil. Yani şu an hani yok cevap veriyor oldu olmasın gelin diye. O yüzden cevap vermedim. Bu şey, burası da şeydi. Ayakkabılara bakın, yani çok burası güzel. Da kahuk, ön tarafı da kahuk oluyor. Biraz böyle olduğu zaman bu da kahar da böyle. Ayakkabılar çok hoş. Taşlı teşekkür çapraz ederim. Bağlamalı. Sağ olun, teşekkür ben çok ederim. Beğendim kıyafetini de saçını da bugün. Sağ olun, teşekkür tam böyle ederim. Bahçe konsept. Bu da bir evet, ama olun. Televizyon programı evet. Biraz da şık olacak. Bak evet. Herkes bir şıklık katmış. Hanımefendinin evet. Fuları, efendim taşlı tuşlu, yanar dönerli bluzu var. Hanımefendi çiçekli, ne kadar güzel evet. Başörtüsüyle şeyi uyumlu evet. Maviler. En sade benim. En sade sizsiniz, ben de ama sadeyim. Ama benim pantolonum çiçekli. Aa, göremedim. Bak ben de görüşteyim. Aa! Hadi be kalkan kalkana. Kalkın gösterin boyun posunuzu. Aa, çok şeker. Sizinki de çok güzel. Çok şık, sade bir şıklık. Evet. Herhalde özenecek kayınvalideler yani, değil mi? Televizyon çıkıyorsunuz. Kız atın havanıza. Gülcan abla da Gülcan Hanım da şeyli balonlu malonlu gençicik evet. Edip giymiş Nurcan yani. Nurcan da hoş. Tişörtünü. Çok hoş. Sizin aa. De zaten çok hoş. Nar çiçekleri. Bir de ben bu hanımefendinin ayakkabını gördüm. Kalpli şeyi var. Kimi? Çorap giymiş. Kim? Nadide Hanım. Kalpli mi ayakkabı? Lahır lühür ediyor. Ayakkabı. Ne ediyor? Lahır lühür. Şimdi lahır lühür şey. Lahır lühür. Lahır lühür parlak parlak gibi parlak, mi? Parlak parlak. Ay, çok yani tatlı sizin şive yani ve sizin dil harika valla gerçekten. Böyle bakarsak bu yarışmada benden iyi giyen kaynanalar gelmedi yani. Ben görmedim. Zarife Hanım kalktı, kıyafetini gösterdi Zuhal Hanım'a şirin göstermek için kendisini. Sonra kalktım ben de gösterdim. Burada herkes çık, herkes sofraya gerçekten özen gösteriyor. Kişiye saygılı olmak için böyle giyinip geliyor. Ama Zarife Hanım maşallah düğüne gider gibi geliyor her gün yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.